Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Milyonlarca çalışanın beklediği, geçtiğimiz hafta ertelenen kabine toplantısı bugün yapılacak. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, asgari ücrette henüz bir rakam belirlenmedi. Beştepe'de saat 16.30'da başlayacak olan kabineden net bir rakamın çıkması bekleniyor. Bununla birlikte emekli ve memur maaş zamları ile ilgili olası ek düzenlemelerin de kabinenin gündeminde yer alması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinde güncellemeye gittiklerini belirtti. Düzenlemeye göre 120 günlük yasal kayıtsız cihaz kullanım süresi 180 güne uzatılacak. Düzenleme ise 1 Mart 2024'te yürürlüğe girecek. Ek kullanım süresi için de başvurular E-Devlet'ten yapılabilecek. Binlerce sağlık personeli bu haberi bekliyordu. Cumhurbaşkanının imzasıyla sözleşmeli sağlık personeli alımı resmi gazetede yayımlandı. Kararla 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Turistlerin tatilde ilk tercih ettiği rota Türkiye oluyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul Havalimanı'nda bu yılın Ocak-Kasım döneminde 70.396.167 yolcu ağırlandı. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bu yılın 11 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2022'ye kıyasla önemli bir artış gözlemlendi. İstanbul Havalimanları'nın toplam yolcu sayısı ise Türkiye nüfusunu geçti. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.